Merhabalar. Denizden Babam Çıksa.com tarafından hazırlanan, Sürdürülebilir Balıkçılığa Katkı Sağlamak başlıklı sesli içeriği dinlemektesiniz. Bu podcast Denizden Babam Çıksa.com'un dijital çağa uygun şekilde genişleyen yeni içerik formatlarından birisidir ve dinlemekte olduğunuz başlık dahil olmak üzere tüm sesli içeriğimize Denizden Babam Çıksa.com adresinden ulaşabilirsiniz. Keyifle dinlemenizi arzu eder. Podcast ile ilgili tüm görüş, düşünce, öneri, istek ve diğer içerik geliştirme taleplerinizi info@denizdenbabamçıksa.com adresine bildirmenizden mutluluk duyarız. Yayınımıza başlamadan önce hatırlatmak istediğimiz bir konu var. Denizden Babam Çıksa.com'u daha iyi bir hale getirebilmemiz ve içeriklerimizi oluştururken motivasyonumuzu yüksek tutmamız için desteklerinizi beklemekteyiz. Hosting ve domain giderleri başta olmak üzere, su ürünleri tüketimini olumlu yönde iyileştirmek için hazırlamak istediğimiz içerikleri doğru kanallarda tanıtabilmemiz adına, gerekli materyallere desteğiniz harika olur. YouTube kanalımıza abone olmanız, bize verebileceğiniz en basit destek şeklidir. Bize nasıl destek olacağınızı öğrenmek için denizdenbabamçıksa.com adresini ziyaret edebilir ya da info@denizdenbabamçıksa.com adresine elektronik posta yollayabilirsiniz. Üretkenliğin ve çeşitliliğin sürekliliğinin sağlanması, daimi olma yeteneği, gelecek kuşaklarına gereksinimlerini tehlikeye atmadan günlük ihtiyaçları temin etmek, ekonomik büyümeyi ve refah seviyesini dünyadaki tüm insanların yaşam kalitesini koruyacak ve gözetecek şekilde gerçekleştirmek, sürdürülebilirliktir. Peki dünyada, şu anda özellikle su ürünleri avcılığında sürdürülebilirlik konusunda neredeyiz? Balıkçılığın sürdürülebilirliği, büyüklüğü, coğrafyası veya kullanılan balıkçılık yöntemine bakılmaksızın değerlendirilebilir. Balıkçılıkta sürdürülebilirliği sağlamak için geliştirilmiş sertifikasyon metodları bu sürdürülebilirliği ölçmek için bilim temelli yollardır. Balıkçılık standartları bağımsız olarak değerlendirildiğinde, 3 ana ilke göz önünde bulundurulur. 1. Denizde yeterince balık kalıyor mu? Balıkçılık süresiz olarak devam edebilecek düzeyde olmalı ki balık popülasyonu verimli ve sağlıklı kalabilsin. 2. Balıkçılığını çevresel etkileri neler? Balıkçılık eylemi ekosistemdeki diğer türlerin ve habitatların sağlıklı kalması için dikkatli bir şekilde yönetilmelidir. 3. Etkili balıkçılık yönetimi sayesinde balıkçılık aktivitesi iyi yönetiliyor mu? Sertifika ile standardize hale getirilmiş balıkçılık yöntemleriyle balıkçılık ilgili yasalara uymalı ve değişen çevresel koşullara göre hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmelidir. Denizlerin şimdiye kadarki en ciddi sorunu aşırı avcılık. Günümüzde denizlerin karşılaştığı tüm tehditler arasında aşırı avlanma deniz yaşamına ve insanlara en büyük zararı veren şey. Aşırı avlanma nedir? Aşırı avcılıkta balıkçılar aynı anda çok fazla balığı denizden çekiyor ve bu nedenle üremeye hazır olan bireyler popülasyonu toparlamak şöyle dursun popülasyondan çekilerek sürünün bir geleceği olmamasına neden oluyor. Uzun süreli ve yaygın şekilde yapılan aşırı avlanma sonucunda, dünyadaki balıkçılık faaliyetlerinin neredeyse 1/3'ü bu sorun ile yüzleşiyor. Dünya çapında 3 milyar insanın protein kaynağı olarak deniz ürünlerine güvendiği düşünülürse, bu sorun her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Aşırı avlanma neden önemlidir? Aşırı avlanma okyanus ekosistemlerini ve deniz mahsullerini temel bir protein kaynağı olarak kullanan milyarlarca insanı tehlikeye atıyor. Sürdürülebilir yönetim olmadan, balıkçılığımız çöküşle karşı karşıya ve biz, insanlar olarak da bir gıda kriziyle karşı karşıyayız. Aşırı avlanmaya ne yol açar? Kötü balıkçılık yönetimi birincil nedendir. Dünyanın her yerinde birçok balıkçılık yöntemi sorunu daha da kötüleştiren kurallara tabidir ya da balıkçılıkla ilgili hiç kural yoktur. Alternatif nedir? Akıllı yönetim sistemleri ile aşırı avlanmaya neden olan davranışları tersine çevirebiliriz. Balıkçılık hakları kapsamında, balıkçıların çıkarları bir balıkçının uzun vadeli sağlığına bağlıdır. Sürdürülebilir balıkçılığın esasları nelerdir? Zamanında avcılık, yeteri kadar avcılık, saygılı avcılık, etik avcılık, korumacı avcılık, paylaşımcı avcılık, yetiştiriciliğe odaklı balıkçılık, temiz avcılık. Sürdürülebilir balıkçılığa nasıl katkı sağlarsınız? Bu maddeler çoğunlukla toplumda su ürünleri tüketimi yapanlar ve son kullanıcıya su ürünleri tedariği yapan pazar yeri işletmecileri içindir.
tükettiğiniz veya sattığınız su ürünleri için sertifika talep edin. Satın aldığınız su ürünlerinin kaynaklarını sorgulayın. Pazara tüketilmek üzere sunulmuş olan balıkların boylarının satışa uygun olup olmadığını kontrol edin. Küçük balıkları almayın, alanları ve satanları uyarın. Balıkların üreme dönemlerini takip edin ve üreme döneminde olan balıkları yemeyin. Yetiştiricilik kökenli su ürünlerini tercih ederek doğadan yapılan avcılığın üzerindeki baskıyı azaltmaya katkı sağlayın. Sürdürülebilirliğe saygı duymak ve sürdürülebilirliğe destek olmak. Burada yer alan maddelere duyarlı olarak su ürünleri tedariği ve tüketiminde sürdürülebilirlik için aktif rol oynayabilirsiniz. Bu maddeler çoğunlukla topluma su ürünleri sağlayan avcılar, yetiştiriciler, büyük tedarikçiler ve aracılar içindir. Sürdürülebilir kaynaklardan gelmiş su ürünlerini sunun. Aşırı avcılıktan kaçının, üreme döneminde olan balıkları yakalamayın, denizden çekmeyin, pazara sunmayın. Daha fazla balık avlamak için göz açıklığınızı küçültmeyin. Prosedürlere ve mevzuata uygun davranın. Balık yuvalarını bozan av araçları ile avcılık yapmayın. Avlamak istediğiniz türe uygun av araçlarını kullanın, ıskartayı azaltın. Göç yollarına engeller koymayın. Özellikle üreme göçü yapan balıkları avlamayın. Kaçak avcılık yapmayın. Size konan av kotalarına uygun miktarda avcılık yapın. Tür, zaman ve av aracı bazındaki av yasaklarına uyun. Sürdürülebilirlik için bir şeyler yapmaya, sürdürülebilirlik kavramından denizden sofranıza kadar her yerde bahsederek başlayabilirsiniz. Balıklarınızı aldığınız balıkçınız, balıkçınızın tedarikçisi, tedarikçinin balıklarını aldığı tesis ya da avcı, üzerinden para kazandığı ve dünyadaki en eski aktivitelerden birisi olan ticareti gelecekte de devam ettirebilmek için bugünden itibaren denizlerden daha bilinçli şekilde faydalanmak zorunda olduğunu bilmeli. Son tüketiciler olarak bizim üzerimize düşen görev ise bizden bir önceki basamağı harekete geçirerek bugün yiyebildiğimiz su ürünlerimizden yarın da soframızda koyabileceğimizden emin olmak için harekete geçmek. Avcılık metodlarını bilinçli, güvenilir, takip edilebilir ve hesap verilebilir bir hale getirmediğimiz sürece tükettiğimiz su ürünlerinin sürdürülebilir olduğundan hiçbir zaman tam olarak emin olamayacağız. Dinlemiş olduğunuz başlık dahil olmak üzere tüm sesli içeriğimize denizdenbabamçıksa.com adresinden ve YouTube kanalımızdan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda, bu sesli yayın ile aynı başlığı taşıyan fiziksel bir broşürü sipariş etmek için denizdenbabamçıksa.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder, bir sonraki yayında görüşmek ümidiyle esenlikler dileriz.